Merhabalar arkadaşlar, herkese hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Evet arkadaşlar, tatil bitti. Pazar tatilimiz vardı, onu da bitirdik Allah'ın izniyle. Şöyle işimize gücümüze bakalım dedik. Sabah saat 5'te kalktık Bafra'dan. Samsun'a geldik, deponun kapısına. Şu anda beklemedeyiz. Benden önce bir araba vardı, onu aldılar perona. Şu anda depoda eleman sıkıntısı varmış. Şefle görüştük. Eleman sıkıntısı olduğundan dolayı tek rampa tek rampa çalışıyorlar. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Gerçi birinci arabadan sonra ikinci sırada ben varım ama hayırlısıyla inşallah yükümüzü boşaltacağız arkadaşlar. Şöyle ben size buradaki araçları da göstereyim. Bir arkadaşımız bize şöyle tır hakkında bir şeyler sorduydu. Ne alalım diye. Ben de Aksoru'yu Skyline'ı tavsiye ettim ama bakalım. Şöyle göstereyim arkadaş da Aksor'u da görsün, Skyline'ı da görsün, çekelim. Gerçi onlar illa ki bakıyordurlar. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Görüldüğü gibi Aksor önümüzde, Mercedes bekliyor. Şöyle arkadaşlar, bu arada Bafra ile buranın arası aşağı yukarı 40 45-50 kilometreye yakın. Biz sabah kalktık işte dediğim gibi, Allah razı olsun, kamyonla gelecektik, bir arkadaşın kamyonuyla, ama o biraz daha sıkıntılı olduğu için diğer araçların patronlarından bir tanesi dedi ben götürürüm sizi sabah özel taksisiyle. Allah razı olsun, Aziz Usta bizi getirdi buraya kadar. Geldi bıraktı, şu anda bekliyoruz. Mahmut Sela abimiz var, nişancının şoförü var, Kadir abi, ben varım, tanıdık Bafralılardan bizim. 3-2 kişi o yanda var, Tuncay'la Üzeyir var. Arkadaşlar yani 5 arabayız. Komple Arçeli'ye biz geldik. Şöyle ben size ineyim aşağı. Diğer araçları da gösterelim. Aracımda oturuyorum ben arkadaşlar. Şöyle aracımızın içini şöyle görüldüğü gibi. Daha önce gösterdik mi bayrağımızı falan bilmiyoruz. Bizim aracın içi böyle arkadaşlar. Kırmızı beyaz komple. Vatan millet sevgisi böyle bir şey. Bizde bu var yani. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Aracımızın içi dediğim gibi komple. Biz kırmızı beyaz. Hatta görüyorsunuz. Şayka kettle'ımız bile. Öyle. Şöyle. Şurada da var bir bayrağımız arkadaşlar, görüyorsunuz. Bunu da göstermiş olduk. Aracımızın içini. Evet arkadaşlar, ben aracımda şöyle bir şey yaptım, yenilik yaptım. Yenilik derken şu arkadaşlar, benim yatak biraz rahatsızdı. Ben şöyle süngerden güzel bir yatak yaptırdım arkadaşlar. Yatağımızı aşağı yukarı biraz daha yükselttim. Yatağım da rahat oldu, güzel bir şekilde yatmak için. Görüyorsunuz. Normal yatağımız şu. Üstüne koyduğumuz yatak da bu arkadaşlar. Sert sünger. Onu da göstermiş olduk. Şöyle görüyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar, aracımızın içi ne şu, bir de Mercedes'le şeyi gösterelim. Skyline'ı gösterelim. Evet arkadaşlar, bizim bu kendi aracımız. Şöyle. Çekim yapıyorum ya. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi araçlar sırada bekliyor. Şurada da var iki araç. Yani bugün araç çok fazla. Kalan araçlar olabilir. Evet, bu da Mercedes. Şöyle arkadaşlar, Mercedes'i de ben size göstereyim. Onu da görmüş olun. Tabi bu römorklu kamyon. Yine tır gibi yani. Evet, depo burası arkadaşlar. Görüldüğü gibi karşıda da var. İki tane araba. Bir tane peronda var.
Bir tane gösterdiğim Mercedes var. Şöyle arkadaşlar, bizim aracımız var. İki tane arkada var. Görüldüğü gibi. Şöyle bizim kendi aracımız arkadaşlar. Genelde en yakışıklısı da bizim araba içinde. Görüldüğünde. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi buradan çekimimizi de yaptık. Şöyle buradan biraz daha iyi gözüküyor aslında. Yan tarafta şöyle karşı dağa gösterdiğim depo arkadaşlar, fındık deposu. Yani devletin aldığı fındığı oraya biriktiriyorlar. Aşağı yukarı 20-25 gündür fındık çekiyorlar bu depoya arkadaşlar, her gün. Depoyu daha dolduramadılar. Depoda tonlarca fındık var. Depo ağzına kadar doldu artık. Doldu derken hala daha yer var. Habire boşaltıyorlar. Görüldüğü gibi arkadaşlar, toplanmış millet oraya. Vatandaşlar fındıklarını getirmişler. Orada depoya veriyorlar. Fisko Birliği'nin deposu bu. Devletin yani. Arkadaşlar. Onlar da orada o işi görüyorlar. Bizim depomuz burası. Burası da arkadaşlar, burası toptancılar gıdası olduğu için depo çok, araçlar bol. Herkes arabasını boşaltmaya falan uğraşıyor. Görüldüğü gibi bizim işimiz de bu arkadaşlar. Sabahın köründe geldik buraya. Saat kaç oldu? Aşağı yukarı 9.30'a geliyor. Biz hala buradayız. Beklemedeyiz. Yani sabah saat 5'te kalktık, dediğim gibi Bafra'dan geldik buraya. Hala bekliyoruz yani. Diğer araç daha peronda. Şöyle arkadaşlar, şurada kellesi gözüküyor. DAF nişancının arabası. Onu da boşalttıktan sonra ikinci araba benim. O zaten cumartesi günü gelmiş. Adamı boşaltmamışlar, kalmış. Yani şefle de görüştük. Dediği de şu, eleman sıkıntısı var. Elemanlar bıraktığı için, kış dönemine girdiği için yazlıkçı elemanlar almışlar. Onlar bırakmışlar. O yüzden biraz dedi yavaş oluyor bu ara dedi. Dedim şefim, tamam yavaş oluyor falan da, dedim yani karşı tarafa da araç bulamıyoruz. Yani buradan bizim çıkmamız gerekiyor ki bir an önce, karşı taraftan da yükleyip dönmemiz gerekiyor falan filan. Elimizden geleni yapıyoruz ama dedi eleman kısıtlı olduğu için dedi fazla dedi bir şey yapamıyoruz falan filan. Dedim eleman alalım. Ne yapalım dedim, yani biz mi eleman getirelim falan filan dedim. Gülüyor tabii bu arada. Oluyor yani arkadaşlar, aslında isteseler eleman temin edebilirler. Gerçi bunların diğer tarafta da deposu var. Oraya da gidiyor buradan eleman takviyesi, oraya da yapıyorlar. O yüzden biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuzu böyle bu şekilde çekmiş bulunuyoruz. Yolda izle falan da çekeceğiz illaki yine. Ama bugün deponun kapısındayız. Bekleme anımızda bunu çekelim dedik. Şöyle birkaç tane de dediğim gibi araçları gösterdik arkadaşlar. Kendi aracımızı gösterdik. Görüldüğü gibi. Buradan herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Hayırlı işler diliyorum. Haftanızın iyi geçmesi dileğiyle. Herkese kolay gelsin. Videolarımızı beğenip paylaşıp izleyelim arkadaşlar. İzlemeyenlere izlettirelim. Abone olmayı unutmayalım. Bol bol da beğen butonuna çökelim arkadaşlar. Herkese tekrardan hayırlı günler.